Evet sayın seyirciler, yarın cumartesi, bir gün pazar ve oy kullanmaya bir gün kaldı. Belediye başkan adaylarıyla serbest propaganda saatinde birlikteyiz. Son gün bu akşam saat 00 itibariyle bizlere yayın yasağı başlıyor. Bu sebepten dolayı belediye başkan adaylarına son gün olarak bugün yayın yasağı öncesinde ve kendileriyle serbest propaganda saati yapacağız. Evet, program konuğumuz Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Vergili. Sayın Rafet Vergili ile kısa birkaç konu görüştükten sonra Rafet Vergili'yi siz seçmenlerinizle baş başa bırakacağım. Evet. Sayın Başkanım, hoş geldiniz programımıza. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım, dün akşam bayağı bir koşuşturma yaşamışsınız. Böyle kumanya kovalıyormuşsunuz. Kardemir logolu kutulu kumanyalar dağıtılıyormuş. Şimdi şöyle, bugüne kadar hayatımızda görmemiş olduğumuz bir olay. Kendilerini bu yüzden de aradım, İsmail Belediye'yi. Evet. Dedim ki bugüne kadar böyle bir demir çelik uygulaması, evet, yok. Yani bugüne kadar demir çelik, evet, başkanım, böyle bir uygulama yapmadı. Bu nereden çıktı dedik. Böyle bir uygulama. Zaten öğrendiğim kadarıyla 8000 kumanya yaptırıyorsunuz. Demir çeliğin ihtiyacı olan da işçi sayısına göre 4000 kumanyadır. İşte dedi ki eskiden beri dağıtılıyormuş. Eskiden beri böyle bir dağıtılma yok. Karabük'te yaşayanların herkes de bu uygulamayı biliyor. Yani böyle bir şey olmadı. Ve kendisine vermiş olduğu cevap şu oldu. Dedi ki her şeyin bir ilki vardır. Tamam, her şeyin bir ilki vardırsa o zaman belediye kanalıyla da dağıtabiliyorsun. Ama onların asıl gayesi şu, siyasi olarak bugün AK Parti'ye kasalarını sonuna kadar açmışlar, depolarını sonuna kadar açmışlar. Biz sanıyoruz ki onlar demir çeliği büyütmeye, demir çeliği ilerletmeye, demir çelikten Karabük'ün beklentilerini, Türkiye'nin beklentilerini vermeye geldi sanıyoruz. Bir de yanında insan kaynakları müdürü var ki zaten bildiğim kadarıyla Mustafa Karakuş herhalde ismi. Hmm. O da yani din dersi hocası falan, Karabük'te insan kaynakları müdürlüğü yapıyor. Biraz daha teknik bir insan olması gerekirken yani Karabük'te. O da böyle bir şeyde kesinlikle işte nasıl isterseniz hareket edin gibi böyle davranışlarda bulunan bir arkadaş böyle haber yollamış, nasıl isterlerse yapsınlar diye. Ya ben bu konunun arkasına bırakmam. Seçim zamanı Karabük'te hiç kimsenin AK Parti lehine kumanya dağıttırmaya hakkı yoktur. Hatta biz bunu şöyle gösterelim. Bu yalan falan değil. Video var. Video var şu anda. Yayınlanıyor video. Arkadaşlar yayınlasın. Evet. Bu demir çelik logolu eğer sen böyle dağıtıyorsan demir çelikten emekli olan bütün vatandaşlarına ver. Yani bunların hepsi bugün mağdur. Mağdur olmayan kimse yok. Ha, sen mağdur listesi istiyorsan biz verelim sana. Belediye olarak. Ben bugüne kadar belediye olarak sürekli olarak kumanya veriyorum ama bir kere kendi logomdan kumanya dağıtmadım. Belediyenin logosuyla. Ve kimseden oy da istemedim. Sen böyle demir çelik logolarını bastır. AK Parti'ye oy verene bir tane kumanya ver. İsmail Demir Bey. AK Parti'li olmayana da yanından geç git. Bunlar yakışır makışır falan bir tarafı değildir. İnşallah bakın 31 Mart'tan sonra tekrardan biz görevde olacağız. Ve sizinle bu konuları ayrı ayrı bir daha görüşeceğiz yani. Sayın Demir'le dün akşam görüşme yaptınız mı? Yaptım, evet yaptım. Kendisini bizzat aradım. Böyle bir şeyin doğru olmadığını, uygun olmadığını söyledim. O da böyle önceden yapılıyormuş dedi. Böyle bir uygulamanın olmadığını söylediğim zaman da alay eder gibi her şeyin bir ilki vardır dedi. İsmail Bey, biz bu memlekette aşağı yukarı 65 senedir yaşıyoruz. Gelip geçici değiliz yani. Ama çok gelip geçen, yürüyen giden genel müdürler gördük, yönetim kurulu başkanları gördük. Konuşurken veyahut da söz verirken de ne gerekiyorsa yerine getireceksiniz. Böyle bir şey yok yani. Ben bu kumanyayı sizlere çok kötü hesabını sorarım. Ve ben 15 yıllık belediye başkanlığım dönemimde demir çeliğin bütün eksikliklerini tamamlamış, demir çelikle ilgili hiç böyle yaptırıcı bir uygulama yapmadan, bakın yaptırım yapmadan onlara yol göstererek bütün problemlerini çözmüş ve ilk defa çalışma ruhsatı vermiş bir belediye başkanı. Biraz saygılı olmaları gerekiyor. Biraz Karabük'e dışarıdan geldiyseniz Karabük'ün değerlerini, gerçeklerini bilmeniz gerekiyor. İşin peşinde bırakacak değilim. Teşekkür ederim. Evet. Evet başkanım, tabii konuşulacak çok şeyler oldu. Artık seçimin son düzlüğünde bu tür atraksiyonlar oluyor, kabul ederim. Hoş değil ama. Hoş değil. Yani bu artık bunu biz vatandaşın takdirine bırakmamız lazım. Vatandaş bunu değerlendirir. Yani bugün Kardemir
kutulu kumanyalar AK Parti adayı tarafından adayı adına dağıtılıyorsa bunu herhalde vatandaş da değerlendirecektir. Adrese teslim yollanıyor. Bak adrese teslim. Ellerinde listeler var. Gitmişler Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın listelerini eline geçirmişler. 2500 lirayı biz yatırdık diyorlar. Devletin evet. verdiği parayı. Efendim için 1000 kartları veriyorlar. A101 kartları veriyorlar. Olmadı Demişelik logoları şu anda kumanyalar dağıtılıyor. Bakın yani Karabüklü'yü bu kadar saf yerine koyuyorlar. Ben diyorum ki bütün Karabüklü hemşehrilerime, kardeşlerim alın kumanyalarınızı, alın çeklerinizi, alın A101 BİM kartlarınızı, ananızı ak sütü gibi helaldir yani. Yemin bile etseniz geçerli değildir. Bakın yemin bile etseniz AK Parti'ye oy vereceğiz diye geçerliği yoktur. Yemin mi ettiriyorlar yoksa başka? Ufak günaha bile yoktur bakın. Alın kumanyalarınızı, bunlara da ne oy verin. Seçimden sonra da selam bile vermeyin. Ama kumanyalarınızı alın. Sakın da kumanyanızdan olmayın yani. Evet. Yani hem de Demişelik'in kumanyaları çok yüklü. 1000 liralık falan kumanya. Sorduydum yani. Ben tesadüf oraya uğradım yaptırırken. O zaman dikkatimi çekti. Demişelik'te çalışan sayısı 8000, yani 4000, 3500. Hadi diğer personelleriyle 4000 olsun. 8000 kumanya yaptırdı. Evet. Bekliyorduk böyle bir olay ve gerçekleşti. Peki şunu sormak istiyorum başkanım. Siz yıllardır Karabük'te ticaret yaptınız. Karabük'te ticaret odası başkanlığı yaptınız. 15 yıldır da belediye başkanısınız. Karabük halkını, Karabükleri bizden neyi tanıyorsunuz? Bugün mahalle mahalle hangi mahallede kim oturuyor? Evet. Az buçuk biliyorsunuz evet. yani. Vatandaşı da tanıyorsunuz. Bu seçmen, bu Karabük halkı bir çekle, bir kumanyayla oyunu değiştirir mi? Ya değiştirmez ama insanlarla bu şekilde oynamaları, böyle efendime söyleyeyim, insanların zaaflarından faydalanmaya çalışmaları çok ayıp bir şey yani. Gerçekten çok ayıp bir şey. Ya ben 15 yıldan bu tarafa kumanya verdiğim bir tane kişiden ne parti kaydı istedim, ne oy istedim, ne bugün de oy istiyorum ya. Siz bak, her sene kaç kumanya dağıtıyorsunuz başkanım? Ben her sene değil kardeşim, ben her ay veriyorum ya. Ben her ay veriyorum. Ne alakası ya? Ne senesi ya? Evet. Ya bunların gibi değiliz ki. Günlük değil ki. Bu şimdi kalkmış Ramazan'ın başına vermemişsin. Ramazan'ın sonunda da vermiyorsun. Seçimden 2 gün önce kumanya dağıtıyorsun. İsmail Bey ondan sonra diyorsun ki bizim bir alakamız olmaz. Mustafa Karakuş zaten tamamen siyasi bir adam kardeşim yani. Ne işi var siyasilerin Karabük'te? Yani siyasiler geldi, Karabük'te bir şeylik battı zaten yani. Karabük'te bir şeylik kurtuldu, tekrardan siyasiler gelmeye başladı. Ya bunun ne alakası var? Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu olayı vallahi Tayyip Bey bile kabul etmez ya. Bunlar yani böyle kendilerine göre bir şeyler yapmış oluyorlar yani. Evet. Kendilerine göre becermiş oluyorlar. Tayyip Bey kalkıyor bunlara nasılsınız, iyi misiniz dediği zaman devlet arkamızda sanıyorlar. Ya bırakın kardeşim bu işleri ya. Ya vatandaşın yanında olun. Devlet arkanızda zaten. Her zaman da devletin parasını çarçur etmeyin. İstismar etmeyin yani. Evet. Evet başkanım. Şimdi artık yarın cumartesi son gün. Ve ben sizi Karabüklü seçmenlerinizle baş başa bırakmak istiyorum. Bu sizin serbest propaganda zamanınız. Peki, Karabüklü seçmen burada. Karabük halkı burada. Siz buradasınız. Buyurun Karabük halkı ile seçmenlerinizle serbest propaganda saatinde sizi baş başa bırakıyorum efendim. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben öncelikle şu anda yaptıklarımı bir anlatayım. Evet buyurun efendim. Buyurun. Bugün Soğuk Su Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm durdurulmuş, arsaları satışa çıkmıştı. Ben tekrardan 2009 senesinde belediye başkanı olacak Erdoğan Bayraktar Bey'e gittim. Oradan mezbahayı taşıyacağımı, arsaları satmamasını, kentsel dönüşüm başlamasını rica ettim. O da Bakanlar Kurulu'ndan geçirebilir misin dedi. Geçirebilirim dedim. Ve hiç kimseye minnet etmeden, boyun eğmeden yapmış olduğumuz dosyayla Soğuk Su kentsel dönüşümü Bakanlar Kurulu kararıyla devam eden bir kentsel dönüşüm. O da şu, herkesten daha avantajlı bir kentsel dönüşüm. Gördünüz mü yarım kaldığı bir işi? Başladı ve bitti. Sonra geldik, yapılmaz denen alt geçidi yaptık. O kadar iddia ettiler. Bu alt geçit yapılmaz, bu alt geçit yapılmaz. Ve biz o alt geçidinin altında 1300 metreye yatay sondaj yaptık. Ve herkesin iddiaları boşa çıktı. Alt evet. geçidi yaptık. Balıkpazarı mevkinde. Kömürcülere tekrardan kentsel dönüşümün devam etmesiyle ilgili kömürcülere çok iyi bir depo yeri hazırladık. Şu anda orada işlerine devam ediyorlar. Ve dolmuş duraklarını yaptık.
Ya o dolmuş duraklarından suyla ilgili filmler çekiyorlar ya. Hava, evet. Yani hava bir haftadır yağmamış, orada su nasıl oluştuysa reklamlar yapıyorlar ya. Onlara 31 Mart sabahı herkes cevabını verecek Karabük'te. Onların yaptıklarının cevabını, dolmuş duraklarını yaptık. Ve belki de Türkiye'nin en güzel dolmuş duraklarını yaptık. Şu anda faaliyetlik devam eden bu dolmuş duraklarının bir benzeri Ankara'da, İstanbul'da hiçbir yerde yok. Onlar bahane bulmasınlar. Kiriydi, pasıydı. Kir temizlenir ama kimse yapamaz. Geldik meydan. Bir akşamda 130 tane binayı yıktık. Türkiye'nin en büyük meydanını yaptık. Şimdiki de millet bahçesi yapılıyor. Ve yanında da çok güzel bir cami yapılıyor. Hemen yürüyen merdivenlerden Yenişehir'e çıktık. Şehrin bütün ana borları ve asbest borularını değiştirdik. 7 tane büyük mahallenin su tesisatını değiştirdik. Atatürk Mahallesi, Namık Kemal, Yeni Mahalle, Yenişehir, Kartaltepe, Kurtuluş Mahallesi, Yeşil Mahalle'nin bütün su tesisatı değişti. Ve şu anda Türkiye'nin en kaliteli suyu Karabük çeşmelerinden akmakta. Muazzam bir arıtma yapıldı. Yaptırdık yani. Ve o öneriyi de biz bulunduk. Hali taşıdık. Şu anda evet, bölgenin en güzel hali devam ediyor. Gene bu Cuma Pazarı mevkiinde olan ne kadar hurdacılar varsa hepsini bir hurdacılar sitesine topladık. Bugün kendi başına bir şehir. Sonra Yeşil Mahalle ile Şirin Evleri güzel bir köprüyle bağladık birbirine. Ve asansörleri de var. Adatepe'deki arkadaşlarımız da asansörleri kullanabiliyor. Ve Yeşil Mahalle'de pazar yeri yaptık. Gene Şirin Evler'de hem pazar yeri yaptık, hem ticaret merkezi yaptık, hem katlı otopark yaptık Şirin Evler'de. Ve 125 tane park yaptık. 27 tane sosyal yaşam merkezi yaptık ki sosyal yaşam merkezlerinde 2500 tane hanımımız şu anda kurs almakta. 900 tane de çocuğumuz kreşlerden faydalanabilmekte. 900 tane. Bak. Ve Safranbolu'yu Karabük'e birbirine bağladık. Çok güzel bir köprüden birbirine bağladık. Evet. Sonra geldik üniversite mahallesinin olduğu bölgede bir alt geçit daha yaptık ki şu anda Karabük, Safranbolu arası 8-9 dakikaya düştü. Bakın 8-9 dakikaya düştü ki kesintisiz ulaşımın büyük bir bölümünü halletmiş olduk. Ve sonra Kanyon Parkı yaptık. Muazzam bir park yaptık. Şu anda herkes geziyor, işte piknik alanlarından faydalanıyor. Yakında, çok yakında orada gene engelli çocuklarımızla ilgili bir eğitim okulu açılacak kompleksin içerisinde. Evet. Ve oraya size şöyle söyleyeyim, içerisinde diğer ünitelerinde de gene faaliyetleri güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. İçerisinde de teknokent gelecek bu. Yani şu anda seçimlerden hemen sonra teknokent gelecek. Ve gene Çamlık mevkiinde muazzam bir düzenleme yaptık. İçerisine bir de emniyet binası yaptık ki o bölgenin 300 dönüm bölgenin de güvenliğini halletmiş olduk. Şu anda herkes yani bunlardan faydalanabiliyor. Gene şehir merkezinde şehir parkı yaptık. Bakın bunlar size şöyle söyleyeyim. Bunlar parayla falan yapılamayacak işler bu. Bugüne kadar yapmış olduğumuz işler. Temel işleri sayıyorum size yani. Ana işleri sayıyorum. Şimdi arkadaşlar da diyor ki Rafet Bergin'i Karabük'e ne yapmış? Rafet Bergin'in yaptıkları Karabük'te bugün saymakla bitmez. Şu caddedeki kapalı caddeden tutun, düzenlemesinden evet, tutun. Bugün Taşkan Caddesi'ne kadar bütün caddelerin düzenlemesini yaptık. İki tane bulvar açtık. Bir Halim Deresi, bir de Dökecek Deresi'nde iki tane bulvar açtık. Ve bu aşımız bulvarlardan dereviler tamamen, Ergenekon Mahallesi tamamen yenilendi. Sıfırdan bir mahalle yapıldı şu anda. Ergenekon Mahallesi ve 3 veya 4 tane bina kaldı yenilenecek. Bu bir kentsel dönüşümdür yani. Bu bir başarı örneğidir yani bakın. Evet. Bir açacağınız bulvarla bir başarı örneği sergiliyorsunuz. Ve Halim Deresi'ni yapmakla 80 tane orada kamulaştırma yaptık, bina yaptık. Bugün Karabük Mahallesi muazzam bir şekilde gelişti. Aydınlık Evler muazzam bir şekilde gelişti. Belen'de muazzam bir, Belen Mahallesi muazzam bir şekilde gelişti ve nüfusları arttı. Şimdi Karabük'te bu kadar iyileştirme yapılmış, bu kadar güzellikler yapılmış ve verilen sözlerin hepsi çözülmüş.
Karabük'ün gelecekle ilgili problemlerin hepsine el atılmış. Mesela bir yağmur suyudan haşattı. Evet. Yağmur suyudan haşattı. Ve Karabük'te %98 doğalgaz kullanımına kavuşturulmuş Karabük. %98 demek doğalgaz kullanımı demek, her eve ayda en az 1000 lira menfaat sağlamak demek. Bakın, su Türkiye'nin en ucuz suyu, metreküpü 6 lira ve en içilebilir, en kaliteli su. Bütün şişeli sularıyla yarış edecek bir su akıyor çeşmelerimizden. Ekmek 3 lira 75 kuruş, ulaşım hakeza ucuz, hatta emekliye 65 yaşa bedava, su bedava derken Karabük, yani civar şehirlerimize göre ve hatta Türkiye'deki tüm şehirlere göre en az 2500-3000 lira arası daha ucuz yaşanılan bir şehir yani Karabük. Evet. Biz böyle yaşanabilir, yaşamın kolay olduğu bir şehirle ilgili uzun müddet çalışmalarla ortaya böyle bir şehir çıkarttık. Ben yalnızca Karabük'e vefa borcumu ödemek için belediye başkanı oldum. Biz Karabük Belediyesi'ni aldığımız zaman o kadar varlığı olan bir belediye değildi. İşçisinin maaşını ödeyemeyecek durumda, hacizler gelen, yani müteahhitler %70 karla çalışan bir belediyeydi. Ne zaman finans düzenlemesini yaptık ve ondan sonra da Karabük Belediyesi'ni şu anda Türkiye'nin en zengin gayrimenkul belediyelerinden birisi yaptık yani. Şimdi hepsi şuna takılmış: Karabük Belediyesi'ni nasıl yağmalarız? Karabük Belediyesi'nin varlıklarını nasıl paylaşırız? Bütün hesap bunun üzerine. Bakın, bütün hesap bunun üzerine ki yani şu andaki İktidar Partisi'nin mevcut adayı, aday olabileceklerin en yetersizini bu arkadaşımıza aday yapıyorlar. Çünkü bu arkadaşı idare edecek kişiler var ortada. Ve bu işi parçalayacak, yağmalayacak, Karabük Belediyesi'nin varlıklarını yok edecek kişiler hazır, hepsi bekliyor. Ben inanıyorum ki değerli dostlarım bunlara kesinlikle izin vermeyecektir. Karabük Belediyesi'nin mal varlıklarının yok olmasıyla ilgili bunlara kesinlikle izin vermeyecektir. Şimdi değerli dostlarım, ben yine her seçimde bulunmuş olduğum vaatler gibi öyle 50 tane, 60 tane her oy için bir tane vaatte bulunan birisi değilim. Yine size temelde 6-7 tane vaatte bulundum. Bir tanesi, bu çok önemli. Yani Karabük'ün tekrardan yaşam standartlarını yükseltebilmesi için çok önemli olan proje bunlar. Bir tanesi çocuk kreşleri. Yani okul öncesi eğitimleri çocukları ki şu anda 900 tane çocuğumuz sosyal yaşam merkezlerinden faydalanıyor. Bizim arzumuz bütün orta gelirli dostlarımızı, kardeşlerimizin çocuklarını okul öncesi eğitimlerden faydalandırmak. Eğer bunlar özel bir okula vermeye kalkışsalar çocuklarını, aylık 100-120 bin hatta 150 bin liraya kadar bir çocuk için yıllık maliyetleri var. Kreşlerde. Kreşlerde. Evet. Ve bizim her evde bir çocuk için en az katkımız bir yıllık 100 bin lira olacak. İki çocuk için de 200 bin lira katkıda bulmuş olacağız. Ve Karabük'ün bütün çocukları okul öncesi eğitimlerden faydalanabilecek ki bu da demek yani bizim yalnızca bu standartlarımızı en az bir seviye yukarıya çıkartması demektir yani. Diğer bir olayımız şu anda gene özel çocuklarımızla ilgili mola evleri. Bu çocuklarımızın aileleri hiçbir zaman yanlarından bırakamaz, bırakamıyor. Sürekli olarak bunlarla ilgilenmek mecburiyetindeler. Onlara bir nebze olsun rahat bir nefes aldırabilmek için bu mola evini yapacağız. İnşallah onlar da bu şekildeki çocuklarını getirip buraya bırakabilecekler. 2 saat, 3 saat, 5 saat kendi işlerini yapma imkanları bulacaklar. Diğer bir olaya geliyoruz. Bu diğer bir olayımız. Bu da ders çalışma istasyonları. Şu anda Karabük eğitimde çok başarılı bir şehir. Evet. Bakın, eğitimde çok başarılı bir şehir. Yani, ve her sene tıp fakültesine 35-40 tane çocuğumuz gidiyor. Türkiye'nin sayılı üniversitelerine sayısını bilmiyorum, bir sürü arkadaşımız gidiyor. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu, İstanbul Teknik, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ama fen bilimleri, ama sosyal bilimleri, ama mühendislikler. Yani çok sayıda böyle çok, kalitesi çok yüksek üniversitelere arkadaşımız gidiyor Karabük'ten. Bunların daha iyi ders çalışabilmeleriyle ilgili
ders çalışma istasyonları yapacağız 3 tane noktada. Bu 3 noktada çocuklarımız gelecek burada. Yani sessiz, sakin bir ders çalışma ortamı içerisinde derslerini çalışacaklar. Çayını veriyoruz, kahvesini veriyoruz. Öğlen vakti çorba ve sandviçlerini onları da temin edeceğiz. Ki bunun bir örneği kitap kafemizdir. Diyorlar ki, evet, Rafet Belge hiçbir şey yapma diye gidin kitap kafeye bakın bakalım gençlerle ne ilgili ne yapmışız yani. Evet. Ya yani oranın alt taraflarından bir yerlerden film çekeceğinize girin kitap kafeye bir film çekin bir yorum bakayım nasıl bir yermiş, ne kadar nezik bir yer. Ve diğer bir olayımız benim yani şöyle söyleyeyim bunu yıllardan beri zaten elimize almış, programlamış olduğumuz bir hadise. Yaşlı bakım merkezi. Öncelikle yatağa bağımlı hastalarla ilgili ünitemiz kurduk. 5 yıldır çalışıyor ve onlara hizmet veriyor. 80-90 tane hastamıza sürekli olarak sayısı artıyor, sayısı düşüyor. Sürekli olarak hizmet veriyoruz. Yani evlerinde banyolarını yaptırıyoruz. Özel berberlerimiz var, kuaförlerimiz var. Her türlü temizlik ve bakımlarını yapıyor. Ve yani onlara bu şekilde bir hizmet vermeye devam ediyoruz. Yaşlı bakım merkezi de hem bunları destekleyecek hem de güzel bir merkez olacak. Yaşlandıkça hastalık artıyor. İşte baş ağrısı, şeker, tansiyon bunlarla ilgili işte muayenelerin olabilecek. Tahlillerini yaptırabilecek. Yarası varsa pansuman ettirebilecek. Böyle güzel bir merkezde hayata geçireceğiz. Benim en çok hoşuma giden projelerden bir tanesi balık pazarındaki park ve içerisindeki millet lokantası. İnşallah oraya 7500 metrekare çok modern bir park düzenleyeceğiz. Ve içerisinde de millet lokantası açacağız. Burada da 3 kap yemeği vatandaşlara 50 liraya yedirebileceğiz. Ya bunların hepsi hesabı yapıldı, kitabı yapıldı. Evet. Yani her an başlattırabileceğim pozisyondayım. Bakın, her an başlayabileceğimiz pozisyondayım. Ve mega projemiz 1000 tane konut. 1000 tane konut. İnşallah bugüne kadar ev sahibi arzusu içerisinde olmuş, ev sahibi olamamış arkadaşlarımızla ilgili 1000 tane konut yapıp TOKİ'nin fiyatlarından da daha ucuza 1000 konut yapıp onları ev sahibi yapacağız. Yerimizi hazırladık şu anda. Finans programlarımızı, finansla ilgili hesaplamalarımızı yaptık. İnşallah seçimden sonra hemen bu işe start vereceğiz. 1000 tane de dostumuzu konut sahibi yapacağız. Evet. Şimdi değerli dostlarım, ben yalnızca Karabük'e vefa borcunu ödemek için belediye başkanı oldum. Bana bu fırsatı verdiniz. Beni 3 dönem belediye başkanı yaptınız. Ben de elimden geldiği kadar sizlerin haklarını, hukuklarını, yani sizin her liranızı sizin için değerlendirmeye gayret ettim. 15 yıldan bu tarafa şaibesiz ve çok yüksek varlıklara sahip olmuş olan bir belediyede hizmet etmeye sizlere devam ediyorum. Ben şuna inanıyorum değerli dostlarım. Bana gene 5 yıl daha fırsat vereceksiniz. Ben hem vefa borcumu ödemeye devam edeceğim hem de sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. Gene sizlerin duasını, gönül birliğini ve oylarını istiyoruz. Bizi tekrardan 31 Mart'ta da belediye başkanı yapacağınıza canı gönülden inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet başkanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben, çok sağ olun. Ayrıca sizlere evet. De çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ olun. Burada çalışan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, emeği geçen herkese, hemen hemen bize 2 aydan bu tarafa hizmet veren herkese ayrı ayrı sizin nezdinizde de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun başkanım. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili Karabük Net Haber izleyenleri, Karabük Belediye Başkanı Sayın Rafet Bergili seçim öncesinde yayın yasağı başlamadan son sözlerini söyledi. Canlı yayınlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Kimse edemez.
biz bu şehre aşığız. Çünkü biz ne yaşadıysak bu şehirde yaşadık. Biz bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük. Ne kazandıysak bu şehirde kazandık. Varlığı da bu şehirde gördük, yokluğu da. Güzel ülkemizin dört bir yanında Karabük mührünü vuran işçimize, hiç durmadan üreten sanayicimize, esnafımıza, emeklimize, memurumuza, gencimize, yaşlımıza gönülden bağlıyız. Karabük şimdi yeni bir sefere çıkıyor. Bizim bu yola çıkarken tek hedefimiz var. Bizi biz yapan bu güzel şehre borcumuzu ödemek. Cenab-ı Hakk'ın rızasını, bizi bu ulvi makama layık gören vefakar insanların duasını almak. Hepinizle övünüyor, Karabüklerle iftar ediyorum. Çocuklarımızla ilgili projemizi şöyle ifade edeyim size. Bugün zaten sosyal yaşam merkezlerimizde 500 tane çocuğumuz kreşlerimizden faydalanıyor. Ama biz istiyoruz ki orta gelirli ailelerin tüm çocukları kreşlerden faydalanabilsin. 5 tane mahallenizde kreşleri yapacağız. Burada size şöyle söyleyeyim. Aylık işte 10 bin lira, 12 bin lira civarında, senede 100-120 bin lira civarında olan özel kreş ücretlerinden vatandaşlarımızı kurtarıp okul öncesi eğitimden bütün çocuklarımızı buluşturmaya düşünüyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Diğer bir olayımız çok özel çocuklarımızla ilgili mola evleri. Ailesini terk edemediği, bırakamadığı, yani bir dakika dahi bırakamadığı çocuklarımızla ilgili ailelerinin bir nefes alabilmesi veyahut da bir işlerini görebilmeleriyle ilgili yapacağımız mola evlerinde o çocuklarımızı veyahut da gençlerimizi belirli süre, 3 saat, 5 saat ne kadar arzu ediyorsa ailesi, yani biz bakımını üstlenip onlara da işlerini görmek için veyahut da işte farklı bir etkinlikte bulunabilmeleri için bir fırsat tanımış olacağız.